Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün farklı bir video çekiyoruz arkadaşlar. O da bir hafta boyunca ne giydim. Geçen haftadan bahsediyorum. Geçen hafta neler giydim? Bunları sizlere birazdan denemeli bir şekilde göstereceğim. Çok farklı bir içerik olduğunu düşünüyorum. Yani daha önceden başka YouTuber'lar falan yapmış bunu. Oradan gördüm açıkçası. Ama görmeden de aklıma gelmedi değil, hani böyle bir içerik falan üretsem nasıl olur diye. Bence hoşunuza da gider. Bir hafta boyunca neler giydim dediğim gibi göstereceğim. Geçen haftadan bahsediyorum. Ayrı ayrı çekmek, yani her gün kombin çekmek benim için daha zordu. O yüzden bir gün içerisinde komple tüm haftayı sizlere göstermek istedim. Geçen hafta biraz kombinlerime dikkat ettim diyebilirim. Biraz daha böyle özenli giyinmeye özen gösterdim. O yüzden güzel kombinler çıktı diye düşünüyorum. Birazdan şu arkada aynam var. Aynamın karşısına geçip öyle çekeceğim. Eyvah eyvah, arkası da şuradan görünüyor. Bu arada oda turu da çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Çok dağınık şu an. Eyvah. Çok dağınık şu an, en iyisi şu arkaya gideyim. Oda turu da çekmeyi düşünüyorum ama bakalım, yani isterseniz onları da çekerim. Bu tarz videolar da çekerim. 5 gün boyunca neler giydim onu göstereceğim. Zaten hafta sonu genellikle evde olduğum için çok fazla böyle değişik kombinler yapmıyorum. Eşofmanla geziyorum çoğu zaman. Bazen hani hiç dışarı çıkmadığım zamanlarda pijamayla bile bütün gün evde oturduğum oluyor. Aynamın karşısına geçeceğim. Aynam da arkadaşlar gerçekten o kadar küçük ki başka farklı bir ayna almam lazım. Şimdi ne alacağım? İleriki zamanlarda büyük bir ayna alacağım. Büyük bir boy aynası alacağım. Ve yaka mikrofonu alacağım ama arkadaşlar destek olmuyorsunuz. Destek olun. Lütfen destek olun, abone olun, videolara like atın, yorum atın. Bunlar hep destek amaçlı. Ben bununla para kazanmıyorum. Yani like'la veya yorumla para kazanıyor değilim. Sadece algoritma denilen bir şey olduğu için bunlar çok önemli. Şimdi hava gerçekten çok güzel. Hemen bu videoyu çekip dışarıya çıkmayı planlıyorum. Bu arada makyajımı nasıl buldunuz? Bu arada geçenlerde Douglas'tan çok büyük bir alışveriş yaptım. Bir kozmetik alışverişi yaptım. Gelen hediyelere inanamadım. Yani genelde indirim vesaire oluyor. Yani %20 indirim vesaire oluyor ama bu sefer ürün göndermişler. Onları da sizlere göstermek istiyorum. Harika ürünler. Ben bayıldım. Bakar mısınız ne kadar çok? Şöyle Benefit'in mini boy bir kaş jelini göndermişler. Bir tane lip gloss göndermişler. Bu neydi? Bu kalem far. Elf markası. İlk defa kullanacağım bu markayı. Ama daha dün biraz elime falan sürdüm. Çok güzeldi rengi vesaire. Böyle tam güzel bir kahve. Nars'ın eyeliner'ını göndermişler. Bunu da denedim. Çok güzel. Çok memnun kaldım. Ve bir tane highlighter göndermişler. Yani yine Elf markası. Elf markasını kullanan var mı aranızda? Gerçekten merak ettim. Bunu daha kullanmadım. Kullanırsam, beğenirsem Instagram'a paylaşırım diye düşünüyorum. Şu kadar eşya göndermişler. Harika değil mi? Yay! Aynam çok küçük. Birazdan videoları şurada çekmek zorunda kalacağım. Bu da benim. burada çekeceğiz ya da camın önüne mi geçeceğiz? Aslında camın önünde falan da çekebiliriz ama emin değilim. Bu arada hemen havayı da göstermek istedim. Çok güzel güneşli bir hava var. Müthiş. Şimdi hemen başlayalım o zaman. Pazartesi günü ne giymiştim? Şöyle pembe bir gömlek almıştım. H&M'den bunu giydim. Altına da eski sezon Zara'dan aldığım şu gri skinny high waist pantolonumu giymiştim. Bir doğum gününe gittim altına. O yüzden topuklu giydim. Arabayla gidip geldiğim için hiç sorun olmadı. Üşümedim vesaire. Şöyle kolyelerimi taktım. Bahar geliyor. Çok mutluyum baharın geldiği için. Kombinlerimde vesaire bundan sonra baharın geldiğini, yazın yaklaştığını zaten anlayacaksınız. Daha renkli giyineceğim. Bu sene daha renkli giyineceğim arkadaşlar. Gerçi ben renkli giyinen bir insanım aslında. Yani çok böyle siyah takık
bir insan değilim. Siyahı çok seviyorum ama renkli de giyiniyorum. Böyle çok sade kaldığı için farklı bir şey de giymiştim üzerime. Onu da göstereyim hemen. Şöyle bu tarzda renkli bir kazak giymiştim ve şu ceketi almıştım üzerime. Bu sanırım Zara. Evet, eski sezon Zara. Şöyle bu ikisini de giymiştim. Çok güzel olmuştu. Şimdi onları da giyeceğim. Sizlere göstereceğim. Şöyle oldu. Kazağımı da giydim. Bu biraz toparlandı. Ben çok fazla böyle uzun gömlekleri sevmiyorum. Bence benim vücut tipime, fiziğime yakışmıyor asla. Hangi çantayı aldım? Şöyle beyaz bir çanta. Çok seviyorum bunu da. Bunu taktım. Şöyle kolyelerim, ojem de pembeydi. Makyajım da aynı bu şekildeydi, pembeydi. Göstereyim. Böyle işte yani. Çantama da taktım, çok güzel oldu. Şimdi de birazdan ceketi de giyeceğim. Bir kombin oldu. Bence güzel. Siz ne düşünüyorsunuz? Ve geldik ikinci güne. Ne giydim? Şöyle gri bir crop top giydim ve siyah bol paça, İspanyol paça bir pantolon giydim. Birazdan göstereceğim boydan görüntüsünü. Biraz daha çok oversize takılmak istediğim için şöyle oversize bir blazer aldım, geçirdim üzerime ve spor ayakkabısı tabii ki de giyeceğim. Olmazsa olmazım bu kombinde. Tabii ki de beyaz Adidas'ları. Yok, Adidas olur, Nike olur. Artık hangi spor ayakkabınız varsa şurada da böyle şeyim görünsün, kolyem görünsün. Bu arada blazer'ı H&M'den almıştım. Bu da H&M'den. Pantolon da eski sezon Zara. Şunları giyeceğim. Evet, böyle bir kombin oldu. Küpelerim de var. Halka küpelerim, genelde komple tüm kulağımı dolduruyorum. Fakat bugün biraz daha böyle takılıyoruz. Şöyle göstereyim. Bu arada gerçekten büyük bir ayna almam lazım. Bence harika oldu. Yay. Ha, bu arada hangi çantayı alacağım onu da göstereyim. Bu çantayı da Mango'dan almıştım. Değişik renkleri varsa gerçekten değişik renklerini de alacağım. Bende beş var, bir de siyah var. Ve cidden o kadar severek takıyorum ki. Harika. Bu arada rujumun rengini de değiştirdim. Göz makyajımı silemiyorum. Silmeye kıyamıyorum. O kadar güzel, o kadar hoşuma gitti. Rujumun rengi de daha demin gösterdiğim, yani videonun başına gösterdiğim hediyelik gelen lip gloss. Harika oldu. Evet. Bu kombin de böyle arkadaşlar. Ben geçen hafta saçlarımı toplayıp bir topuz yapmıştım ama böyle de bırakabilirsiniz. Böyle aslında daha çok hoşuma gitti diyebilirim. Diğeri biraz daha ciddiydi. Bu kombinle her yere gidilir. Ben geçen hafta kahve içmeye gitmiştim bu kombinle. Bunu da çok beğendim. Ama tabii ki de göz makyajım pembe değildi. Bu kadar pembe değildi. Daha çok kahve tonlarda bir makyaj yapmıştım ama lip gloss sürmüştüm. Öyle. Ve çarşamba günü ne giymiştim? Hemen bir göz atalım. Şöyle pembe bir üst giymiştim. Bunu H&M'den almıştım. Tekrardan şu kolyelerimi falan taktım. Ve gri bir pantolon tercih ettim. Beyaz pantolonu ben böyle kış aylarında pek sevmiyorum. O yüzden gri ile kombinlemeye çalıştım ama jinle de kombinleyebilirdim. Altına beyaz spor ayakkabılar giydim. Şu an benimkiler nerede? Şu Adidas'larımı kombinlemiştim. Baya şu an kirliler, neyse. Yani şöyle pembe bir makyaj yapmıştım ama bu kadar şey değildi, yoğun değildi pembesi. Daha az bir yoğunluktaydı. Baya böyle ışıltılı falan bir far sürmüştüm ve lip gloss sürmüştüm dudağıma. Sonra çanta olarak böyle bir şey aldım yanıma ve ceketimde tekrardan şu pembe olanı, baya sıcak tutuyor ama geçen hafta gerçekten havalar çok güzeldi. O yüzden böyle çok şey giyinmedim, sıcak giyinmedim. Hi.
Bu arada saçlarım da böyle fön çekmiştim. Klasik düz fön çekilmiş saç. Evet, bu da üçüncü kombinimiz. Merhaba, ben geldim. Hello. Blazer giydim. Crop bir blazer. Siyah bir crop top ve şu renkte, koyu gri renkte bir skinny pantolon. Bunu da Zara'dan almıştım. Halka küpeler, makyajım bu şekilde değildi. Kırmızı rujum vardı. Gözlerim daha böyle boştu. Boş derken yani renksizdi. Böyle nude tonlar vardı, kahverengi tonlar. Hatta hiçbir şey yok gibi görünüyordu. Sadece kırmızı rujum vardı. Bu da böyle bir kombin. Siyah bir çanta aldım yanıma. Göstereyim. Çantam Topshop'tan. Bayağı pahalı bir çanta. Bunu takmıştım. Bunu uzatabiliyorsunuz. Omzunuza takabiliyorsunuz. Ben böyle kullanmayı tercih ediyorum. Şöyle bir şapka takmıştım arkadaşlar. Şu an niye bu kadar tozlu çıkıyor? Aslında o kadar tozlu değil. Hatta hiç değil. Işık dengesinden sanırsam. Ters ışıktan dolayı bu kadar kötü görünüyor. Ama böyle bir şapka taktım. Son kombinim de bu şekilde. Bu benim cuma kombinim. Genelde cuma günleri başlıyorum böyle kendimi salmaya. Hafta sonu yaklaştığı için artık hiçbir şey yapasım gelmiyor. Artık böyle rahat şeyler giyip sadece hafta sonunun tadını çıkarmak istiyorum. O yüzden rahat giyiniyorum genelde cuma günleri. Eğer çok önemli bir yere gitmeyeceksem. Böyle bir body giydim. Altına da eşofman. Aynı renkte olması bence çok güzel. Eski sezon Zara çanta ve üzerime hemen göstereyim. Şöyle bir pufuduk cropped ceket giymiştim. Altına da Nike Air Force'larımı. Bu da böyle bir kombin. Saçlarımı toplamıştım ama. Boydan da göstereyim. Cidden yoruldum arkadaşlar. Başım çatlıyor. Şu an o kadar giy çıkar giy çıkar yaptım ki. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımda yeniyseniz ve kanalıma destek olmak istiyorsanız videolarımı beğenip yorum atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Gerçekten destek olmak istiyorsanız güzel, daha güzel içerikler çıkarmamı istiyorsanız bu çok önemli. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Kullanıcı adımı açıklama kısmına ekliyorum. Oradan beni bulabilirsiniz. Umarım gerçekten güzel bir video olmuştur. Bu tarz videoları görmek istiyorsanız tekrar tekrar çekerim diye düşünüyorum. Ben çok eğlendim çekerken. Bu arada odam inanılmaz dağılıyor arkadaşlar. Şimdi toparlamam lazım. Sonrasından şu güzel havanın tadını çıkaracağım. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.